İyi akşamlar, EkoTürk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sular duruldu. Dolayısıyla Amerika'dan gelen fazla bir haber yok. Piyasayı etkileyecek haberler de muhtemelen önümüzdeki günlerde ancak düşecek önümüze. Avrupa Birliği'nde Brexit sonrası yine İngiltere'nin gitmesiyle birlikte orada da sular durulmuş durumda. Biz kendi içimize dönüp kendi içimizdeki verileri konuşacağız bugün itibariyle. Bugün Ankara'dan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen haberler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamalarda kapanan iş yerleri konusunda bana bazı bilgiler geliyor ama kapanan iş yeri olduğunu sanmıyorum dedi. Fakat bugün bazı önlemler çerçevesinde kapanan iş yerleri ya da iş yerlerin kapanmasına engel olmak için bazı ek tedbirleri uygulamaya koydu. Hem Cumhurbaşkanlığından hem Hazine ve Maliye Bakanlığından gelen bu önlemler, reel sektörün, esnafın can suyu olacak nitelikte kararlar. Bugün ana haberi önce Spartaco kurucu ortağı Taner Özaslan'la açacağız. Onunla ağırlık olarak bugün ele alınan güven önlemlerini konuşacağız. Arkasından Doktor Berra Doğaner bizimle birlikte olacak. Austin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Onunla da hem içeriden hem dışarıdan pek çok şeyi konuşma imkanımız olacak. Haberlere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank esnaf kredilerinin taksitleri ertelenecek. 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Halkbank'ın esnafa verdiği kredilerin ertelenmesi şu an itibariyle gündeme geldi ve önümüzdeki günlerde esnafın bir parça rahatlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı AK Parti'nin çeşitli il kongrelerini yönettiği İstanbul'daki online toplantı aracılığıyla yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, vergileri erteledik dedi. Burada da restoran, kafe, bar, havuz, sauna ve benzeri yerlerdeki vergilerin Haziran ayı sonuna kadar ya da mücbir sebebin tamamlanmasına kadar ertelenmesi ile ilgili karar alındı. Bu iki karar birbirini destekleyen nitelikte. İki önemli iyi haber vereceğiz Türkiye ekonomisi ile ilgili. Reel kesim güven endeksi Ocak'ta yükseldi. Çok az bir yükseliş var, 0.2 puanlık bir yükseliş ama yükseliştir. 75 seviyesinin üzerine doğru gidiyor. Hizmette güven yükseldi, perakende ve inşaatta düştü. Hizmet sektöründeki güvenin yükselmesi önemli. Avrupa'nın pek çok ülkesinde güven endeksi düşerken Türkiye'de yükselmesi aslında olumlu bir gelişme. Fakat perakende ve inşaat sektöründe bu canlılığı henüz göremiyoruz. Sanayide kapasite kullanım oranı geriledi. Olumsuz bir veri. Birazdan bunu Ayhan Zeytinoğlu ile, Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile konuşacağız. Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin 61. turu yapıldı. İstikşafi görüşmeler denilen görüşmelerin 25. yılı itibariyle 25 yıl önce başlayan görüşmeler bugün sürüyor. 61. tur. Bir sonraki turu Atina'da yapılacak ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, Ege başta olmak üzere her şeyi konuşmaya hazırız dedi. SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için 1 milyon 428 bin kişi başvurdu. Başvuru sayısının çokluğuna bakmamak lazım. Toplam miktar 79 milyar lira civarında. S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümü değiştirmedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Türkiye biliyorsunuz, 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından da yatırım yapılabilir ülke kategorisinin altında notlanıyor. Onlardan bir tanesi ama notumuzu değiştirmediler. Türkiye için S&P döviz cinsinden notu B+ olarak belirledi, teyit etti. Görünümü de durağan olarak teyit etti. Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı bu aylarda, her yıl bu aylarda yapılan Davos Forumu bu yıl online ortamda gerçekleşiyor. 1500'e yakın katılımcı bu forumda bulunuyor. 70'ten fazla ülkenin temsilcileri yer alıyor ama yüz yüze iletişim olmadığı için bu yıl açılış konuşması yapan Xi Jinping, toparlanma güçsüz durumda, buna destek vermemiz lazım dedi. Şunu da ilave etti. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki makasın behemal kapatılması lazım. Aksi halde dünyanın kendini toparlaması çok zor olabilir dedi. Biz, yani
bankaların bankası diye niteleyebileceğimiz bankacılık sistemi, merkez bankaları için bir yeşil fon oluşturdu. Bu yeşil fon euro temelli olacak ve şimdilik 2 milyar dolar civarında gözüküyor ama artırılacak. Almanya'da iş iklimi Ocak'ta kötüleşti. Alman ekonomisinden son dönemde gelen kötü verilerden bir tanesi, iş iklimi endeksi bir miktar aşağı doğru gelmeye başladı. Ama bu çok öncü bir veri olduğu için çok fazla dikkate alınması bir veri değil aslında. Yoksulların gelirinin salgın öncesi seviyelere dönmesi 10 yıl sürebilir. Bu da yine Davos Ekonomik Forumu'ndan çıkan bir bilgi, İngiliz Yardım Kuruluşu'nun raporundan ortaya çıktı. Yoksulların gelirinin yeniden eski haline dönebilmesi için en az 10 yıl gibi bir zamana ihtiyaç var, diyor Oxfam. Evet, dışarıdan çok fazla veri yok dedik. Amerika'da sular duruldu. Koltuk el değiştirdikten sonra orada nispeten daha dingin bir ortam var. Avrupa'da da Brexit sonrası, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrası, balıkçılıkla ilgili anlaşmanın da imzalanması ya da imzalanma aşamasına gelmesi dolayısıyla Avrupa'da da çok fazla hareketlilik olmadığını söyleyebiliriz. Hareketliliğin önemli ölçüde Uzak Doğu'dan geldiğini biliyoruz. Uzak Doğu'da ekonomi yavaş yavaş canlanıyor. Bu yavaş yavaş canlanmanın dünyayı yukarıya doğru taşıyabileceğini tahmin ediyoruz. Ama yıl ortasına girildiği zaman bunu çok daha net biçimde söyleyebileceğiz. Zira aşıların gündeme gelmesi, aşıların kullanıma girmesi, aşıların aşı dozunun ya da aşılama oranının artmasıyla birlikte ülkelerin kendilerini ayağa kaldırması mümkün olabilecek. O bakımdan biz bugünü daha çok içeriye ayırdık. Türkiye ekonomisinden gelen haberler var. Biraz önce verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bir tedbir paketi var. Halk Bankası'nın verdiği kredilerin 1 Ocak ile 30 Haziran tarihleri arasında ertelenmesi gündemde. Dolayısıyla esnafın bir parça rahatlaması söz konusu olacak. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı da mücbir sebep dolayısıyla küçük işletmelerin kredilerinin ve vergilerinin erteleneceğini bildirdi. Mücbir sebep sona erinceye kadar. Mücbir sebebin ne zaman sona ereceğini de bilemiyoruz. Bugün bize ilk bölümde Spartaco kurucu ortağı Taner Özaslan eşlik ediyor. Taner, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Biraz böyle hafif karanlıkta kalmışsın ama seni görüyoruz, merak etme. Yani seçebilecek durumdayız. Güzel bir şey olmuş ayrıca, böyle bir tarafı karanlıkta, bir tarafı ışıkta, aydınlığa dönmüş bir şey, fotoğraf olmuş. Estetik, içerik bakımından iyi bir fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Amerika ve Avrupa'yı çok fazla konuşmayacağız. Çin, Uzak Doğu'ya bakacağız. Oralardan bazı haberler var, onları görmemiz lazım. Bu arada geleneksel, son 10 yıldır neredeyse pür dikkat, gözlerimizin çevrildiği Davos Forumu başladı ama neredeyse Davos Forumu yokmuş gibi davranıyor dünya. Zira Davos Forumu online olarak yapılıyor. Katılım yine yüksek, biliyoruz ama yüz yüze olan o iletişimin yarattığı harmoni yok bugün, bu yıl itibariyle. İstersen biraz Davos üzerinden gidelim, sonra Türkiye'ye döneceğiz. Davos Forumu'nda Çin'in dile getirdiği bir tez var, Xi Jinping. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki makasın korunabilmesi için mutlak surette gelişmiş ülkelerin gelişmekte olanlara yardım ve destek paketleri açması gerektiğini söylüyor. Yani pamuk eller cebe diyor ama dünya acaba bu yardım paketini açmaya hazır mı size göre? Bana göre gelişmiş ülkelerin özellikle varlık tarafları bu fonları açmaya hazır. Zaten kendi ülkelerinde de temel olarak bu paketlerin açılmasının sebebi bir, kendi iş gücünü kaybetmemek, işsizlik ordusu yaratmaması bir taraftan, ama en önemlisi aslında uzun vadede ayakta kalmalarını sağlayıp borçlarını ödemeyi mümkün kılmak. Evet. Şimdi aynı ölçüde bakarsak aslında gelişmiş olan ülkeler de gelişmekte olan ülkelere vermiş oldukları borçları bir şekilde uzun vadede yeniden alabilme veya bunların akımının kesilmemesi üzerine mutlaka bir plan yapıyorlar.
Çünkü eğer ki o ülkeler, o şirketler zor duruma düşerse o borçlarını hiç alamayacaklar. Hatta çok daha eskiye göre yüksek faiz aldıkları bu borçları veya işte döndürdükleri kredileri uzun vadede çok daha karlarla dönüştürebilecekler bu sayede. O yüzden gelişen ülkeler için bana göre bir fırsat oluştu. Bir, daha fazla borçlandıracakları ülkeler var. İki, böyle bir durumdayken onlara borç verirsem veya vermezsem arasında kalırsa, hani vermemesi onlar için en kötü senaryo. O yüzden hani kapitalist sistemin bir parçası borç olan hareketin döngüselliğinin bozulmaması gerekiyor. Yani daha fazla borç alacaklar ve birileri de daha fazla borç verecek. Dediğim gibi yani bunun olmaması hali zaten bir kaos, bir buna default diyoruz. Evet. Default'un olmasına şu anda kimse istemez. Evet. Şimdi geçmiş yıllara baktığımızda Davos Ekonomi Forumu'nda işte Mark Faber'ler, Mark Mobius'lar, Warren Buffett'lar, El Erian'lar böyle bir resmi geçit yapardı. İşte gazeteciler, televizyoncular onların peşinden dolaşırdı. Bu röportajlar uluslararası medyada alıntılanırdı. Bu medyada yapılan alıntılar uluslararası fonlara ve yatırım şirketlerine yol gösterici olurdu. Bu yıl anladığımız kadarıyla artık onların yılı değil, yani bireysel yatırımcıların ya da bireysel yön vericilerin yılı değil. Şimdi herkes devlet başkanlarının ve hükümet başkanlarının iki dudağının arasına bakıyor. Çin'den gelen haberi yorumlamamız lazım. İşte gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki makasın kapatılmasını istiyor. Fakat Amerika'dan daha bugün itibariyle benim görebildiğim yok, bilmiyorum sen gördüysen söyleyebilirsin. Amerika dünya ekonomisiyle ilgili bu yönde herhangi bir tavsiye ya da telkinde bulunmuş değil. Amerikan ekonomisinin düzlüğe çıkamadığını söyleyebilir miyiz bu durumda? Yani geride bıraktığımız seçim dolayısıyla Kasım'dan bu yana yaşadıklarının Amerika'nın henüz daha dışa dönemediği anlamına geldiğini ifade ediyor mu? Tabii Amerika'da bazı sektörler bundan çok olumsuz etkileniyor. Özellikle turizm, işte hava yolları veya hizmet sektörleri ciddi anlamda tüm dünya veya Türkiye gibi olumsuz etkileniyor. Bazı sektörlerde çok olumlu etkileniyor. İşte lojistik bir taraftan, teknoloji bir taraftan, biyokimya, teknolojinin birçok değişik dalı ama bununla beraber online satışlar ve bunun bağlantılı olan tüm sektörlere inanılmayacak değerlemelere doğru gitti. Nasıl, niye olduğu bilinmeksizin şirketleri sanki pandemi önümüzdeki 10 yıl daha devam edecekmiş gibi değerleyerek yatırım yapıyor yatırımcılar ve bu da değişik bir sektör doğurdu. Değişik bir evrilme ortaya çıkartıyor. O yüzden uzun vadede belki devam etmeyeceğini bilmemize rağmen şu anda Amerika, işte Dow Jones'a bakıyoruz, hala 30 binlerin üzerinde olan bir borsadan bahsediyoruz ki bu dönem içerisinde çok daha düşük seviyelerdeydi. Yani burada %40'a 50'ye yakın primler gerçekleşti. Demek ki Amerika'da işler aslında kötü değil. Sadece belirli sektörler iyi, belirli sektörler ondan daha kötü diyebiliriz. Ama temel olarak ivme Amerika ekonomisini aslında yukarıya taşıyan bir seviyede yükseliyor. Kaldı ki bu kadar paranın dağıtıldığı, bu kadar her türlü imkanın sağlandığı bir ortamda zaten koronadan daha olumlu bir etki yaratılan bir dünya ekonomisine doğru gidiyoruz veya finans piyasalarına. Reel sektör belki bunu aynı şekilde yansımıyor veya bunu absorbe etmiyor ama net olarak gördüğümüz şey fiyatlamalar, şirket değerleri, borsa değerleri inanılmaz yerlere gidiyor. Bu da demek ki overall'da baktığımızda Amerikan ekonomisinin aslında sanıldığı kadar kötü olmadığını gösteriyor. Evet. Avrupa'ya gelebiliriz. Biraz Brexit sonrası durumu konuşalım istiyorum. Brexit sonrası yani bu işte kara suları, balıkçılık anlaşması gibi pürüzler çözüldükten sonra İngiltere'nin daha önünü görerek hareket edebileceği bir süreç başlamış durumda. Ama Avrupa'dan gelen haberler çok olumlu değil. İşte Avrupa'nın lokomotif endüstrisi ya da lokomotif sanayi, lokomotif ülkesi olan Almanya'dan gelen öncü veriler çok iyi değil bu ara. Fakat bu Almanya'nın küçüleceği anlamına gelmiyor. Sadece gelecek yıl, yani bu yıla ilişkin yapılan
bazı büyüme verileri ya da tahminleri bir miktar aşağı yönlü revize ediliyor. Yani 4.4'ten 3-3.5'lar seviyesine kadar çekiliyor. Ama ben şunu tahmin ediyorum, yani olabileceğini düşünüyorum şahsen. Aşılama faaliyetleri çok hızlı giderse ve bir süre sonra sınırlarda açılırsa belki bu büyüme tahminleri ileriye doğru olarak yukarı yönlü revize edilebilir. Bugünkü tahminleri nasıl buluyorsun ya da ileride tahminlerin revize edilebileceğini düşünüyor musun yukarı yönlü? Evet, tabii Amerika veya Avrupa tüm ülkeler 2020'de ciddi anlamda küçülmeye gittiler. Bunu kompanse edecek veya bunu karşılayacak bir büyümeyle 2021'i tamamlayacaklar gibi görünüyor. Evet. Yani biz 2021'de 2020'yi tamamlamak üzerine bir büyüme göreceğiz Avrupa tarafına baktığımızda. Önümüzdeki günler bunu revize edebilir miyiz? Çok ihtimal dahilinde şu anda görülmüyor ama tabii önümüzde daha çok ay var. Ama şu anda henüz ekonomilerin açılmadığını, belki Mart'a kadar açılmayacağını görüyoruz minimum. Aşılama faaliyetleri Avrupa'da çok hızlı ilerliyor, bu kesin. Tabii aşının gerçekten etkili olup olmayacağını bilmiyoruz. Yeni birçok mutasyona uğramış virüslerden bahsediliyor. Ama dünya bunu bir şekilde özellikle ilk yarı yılda atlatacak gibi 2022'nin daha iyi geçeceğine daha eminiz. Tabii bu finansal piyasalar açısından bahsetmiyorum. Daha çok reel sektör. Çünkü finans piyasaları bunu daha önceden satın alıyor. Ama 2021'in ikinci yarısı özellikle yaz aylarıyla beraber Kuzey Yarımküre'de bir miktar daha pozitif geçiyor. Ekonomiler orada soğukların azalmasıyla, diğer virüsel etkilerin azalmasıyla bir miktar daha rahatlıyorlar. Yani ilk yarı yılı bir miktar daha kayıp geçireceğiz gibi görünüyor. Evet. Şimdi çok farklı bir şey. Belki bu yıl Davos'ta da gündeme gelmedi. Şu ana kadar gelmedi en azından. Bugünden sonra gelebilir, onu bilemiyoruz. Afrika eğer koronavirüs olmamış olsaydı bu yılı muhteşem bir yıl olarak geçirecekti. Afrika'dan çok umutlu veriler geliyordu. Yani hem büyüme açısından hem insani refah açısından daha iyi bir noktaya doğru gideceğine dair izlenimler vardı. Fakat bugün itibariyle bunları geride bırakmış durumdayız. Çünkü Afrika yeniden eski haline ya da kaderine terk edilmiş durumda. Aşılamada şu anda dünya pastasından aldığı pay Afrika'nın nüfusuyla bile orantısız. Nüfusunu bırakın, aynı zamanda gayri safi hasıla içindeki payı, yani GDP içindeki, dünya global GDP'si içindeki payıyla bile orantısı olmayan, orantısız bir aşı payı var. Hatta neredeyse aşı ulaşmıyor. Bazı ülkelerin böyle hani işte dostlar alışverişte görsün diye gönderdiği birkaç bin doz ya da birkaç yüz bin doz aşı dışında Afrika'ya şu anda aşı ulaşmıyor. Afrika'nın herhalde yıl sonuna kadar aşıyla tam olarak tanışması ya da ulaşması, aşıya kavuşması çok fazla mümkün olamayacak. Bu şu anlama gelebilir mi? Afrika'nın büyümesi ya da gelişmesi önümüzdeki yıllarda da uzunca bir dönem ertelenmiş olacak mı? Örneğin önümüzdeki 5 yılda da Afrika'dan çok fazla umutlu olmamamız gibi bir sonuç çıkabilir mi? Evet, tabii Afrika'daki salgın tarafı bir miktar daha o bölgeyi endişelendiriyor. Ama Afrika hakikaten Türk şirketlerinin de ilgisini çektiği için biliyorum. Büyüme hızı diğer gelişmekte olan ülkelerin çok ilerisinde hareket ediyordu. Bazı duraklamalar yaşıyorlar ama kredi sistemi iyi olduğu sürece oraya yatırım yapan uluslararası şirketler Afrika'nın büyümesini devam ettirecek gibi görünüyor. Ucuz işçilik, doğal kaynakların fazlalığı burada şirketlerin oraya olan ilgisini arttırıyor. O yüzden sadece bu döneme ait bir küçülme olsa da uzun vadede orada yatırım çekeceklerini düşünüyorum. Evet. Dolar endeksiyle ilgili bir değerlendirme rica edeceğim sizden. Dolar endeksinde nasıl bir tablo göreceğiz bu yıl sonuna kadar? Şimdi burada genelde Fed başkanları veya hazine bakanları Amerika'nın belirli söylemlerde bulunduktan sonra işlerin değiştiğini hep hatırlarız biz. Burada en son söylemi işte müstakbel hazine bakanı diye tabir ediyorduk o gün itibariyle Yalın'ın.
bir açıklaması vardı. Özellikle biz Amerikan dolarını sadece rekabetçi kur açısından baktığımızda öyle dalgalanmaya bırakmıyoruz açıklamasıydı. Yani biz düşük bir değerli Amerikan doları eşittir daha fazla ihracat yapacağız peşinde değiliz demiş oldu ve buradan itibaren euro dolardaki yükselişin durduğunu gördük. Henüz Avrupa tarafında özellikle Brexit sonrası işlerin toparlandığına yönelik beklentiler bir miktar moralleri düzeltse de uzun vadede aslında biz daha kendisini savunan bir doların olacağını veya hiç değilse Amerikan hükümetinin artık burada doları savunma yönünde bazı mesajlar vereceğini görüyoruz. O yüzden ben dolar endeksinin çok fazla dayak yediğini ama özellikle Brexit'in bir şekilde sorunlarıyla beraber de olsa atlatılmış olmasının geçici bir etkisinin euro dolar üzerinde etkili olduğunu ama uzun vadede yeniden doların güçlenme için potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Güzel. Şunu da soracağım. Son 6 dakikamız bu arada. Yani 6 dakika boyunca konuşabilirsiniz o anlamda söylüyorum. Arkası açık. Merak etmeyin. Uzatabiliriz gerekirse. Şimdi Janet Yellen'ın kimliğiyle ilgili bazı soru işaretleri var. Soru işaretleri derken net olan konular var ama hala bilemediğimiz. Çünkü bambaşka bir görevle karşımızda olacak. Geçmişte Amerikan Merkez Bankası Başkanlığı'nı yaparken sadece Amerikan halkının çıkarları ve Amerikan halkının yönelimlerini ele alarak hareket ediyordu. Ama şimdi aynı zamanda dünyanın bir numaralı ekonomisi olarak dünyanın geri kalan bölümüyle de ilgilenmesi gerektiğini biliyor. Örneğin Çin'le olan münasebetlerin geçmişte kurgulandığı gibi yürümeyeceği yolunda bazı tahminler var. Sorum. Alan Greenspan ve Ben Bernanke her ne kadar içe dönük iseler, Janet Yellen'da o kadar dışa dönük bir durum yarattı Amerikan ekonomisi bakımından. Yani büyürken, gelişirken ya da krizden çıkarken Amerikan ekonomisiyle birlikte diğer ekonomileri de arkasına alıp ya da onları da yedeğine alıp taşıyacak şekilde bir çaba içinde gözüktü. Bu çabasını acaba Hazine Bakanlığı'nda nasıl sürdürecek ya da bu çabasını sürdürebilme imkanı var mı? Yoksa o Hazine Bakanlığı göreviyle Fed Başkanlığı görevi arasındaki o ayrımı belirleyip ona göre mi hareket edecek? Evet, Yellen'ın tarzı böyle kendisini çok iyi şekilde ifade eden ve özellikle yapmak istedikleri ile beraber yaptıklarının arkasında duran bir karakterdi ve genel olarak da çok başarılı bir Fed Başkanı olarak tanındı. Bu sefer işi daha zor gibi görülmekle birlikte güven duyulan bana göre yegane başkan artı bundan sonraki Hazine Bakanlarından bir tanesi olacak. Yani piyasa dostu hareketler edeceğini öngörüyorum. Burada maliye politikasında tabii ki kendi tarafında belirliyor. Aslında hazinenin başında olması ciddi anlamda gelir arttırıcı önlemlerin kuvvetli olacağını gösteriyor. Amerika'da vergiyle ilgili bazı düzenlemeleri eksik bırakmıştı Trump. Burada yol alabilirler demokratlar ve burada böyle çok yenilikçi bazı kararlar da gelebilir. Özellikle Çin ile ilişkilere gelecek olursak uzun vadede bozulmaya başlayan veya bozulan ilişkiler bir miktar daha yoluna girebilir. Çünkü Çin Amerika'nın en büyük tahvil alıcısı konumunda. Amerikan tahvillerini en fazla şekilde satmaları gereken bir dönemdeyiz. Bunun nedeni de Amerika'nın çok ciddi şekilde bütçe açığı vermesi ve şu anda pandemi sebebiyle kemerleri iyice gevşetmesi. O yüzden oradaki en büyük fon alıcısını kaybetmeyi çok düşünmeyecektir. İlişkilerin ben Hazine Bakanlığı bünyesinde hiç değilse iyiye gideceğini düşünüyorum veya bundan daha kötü olmayacağını düşünüyorum. Tabii Amerika'nın kendi bir dış siyaset de var. Burada uzun vadede mutlaka işte Çin'in ne kadar riskli kendileri açısından bir ülke olduğunu da görüyorlar. Özellikle teknoloji transferi açısından ve Amerika'nın yaptığı ürünleri yapabilme kabiliyeti bakımından.
O yüzden orada mutlaka bir rekabet devam edecek veya zorlamalar devam edecek. Belki vergi oranlarındaki yükseklik devam edecek. Ama hazine açısından baktığımızda en önemli partnerini kaybetmemek üzerine bir oyun planı kuracaklardır. Evet. Sanıyorum geçmişte Çin'le olan iletişim biraz yanlış temeller üzerine kuruldu. Çünkü Çin dünyadan belli şeyler alıyor, ham madde alıyor. Bir de bu arada çok yüklü miktarda gıda alıyor, yani işlenmemiş gıda alıyor. Bunun mukabili olarak da işlenmiş olan her türlü şeyi satabilme yeteneğine sahip olan bir ülke. Donald Trump bu işi biraz fazla zorladı bence. Yani şansını zorlayarak yapmaya çalıştı. Sanki Çin'e işte benim şu ürünleri almam karşılığında sen de benden soya, mısır ve benzerlerini al, aksi halde da işte domuz etini al, yoksa ben de senden şunları almam diye. Çin bu durumda elbette bir miktar frene basmış olacaktı eğer Donald Trump bu söyleminin arkasında durmuş olsaydı ama ben Çin'in uzun vadede kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Janet Yellen'ın bu ayrımı görerek ona göre hareket edeceğini, daha pragmatist davranacağını düşünüyorum. Keza Joe Biden'ın da bu yönde bir başkanlık stratejisi izleyeceğini tahmin ediyorum. Sanki dünyanın daha böyle iyi ve ılıman bir iklime doğru gidebileceği bir süre olabilir. Birkaç dakika bunun üzerine konuşabilirseniz öyle noktalayabiliriz. Evet, yani burada Amerika özellikle pandemiden dünyada büyüklük açısından veya etkilenme oranları bakımından en olumsuz etkilenen ülkelerin başında geliyor. Ekonomisi böyle net anlamda bundan olumsuz etkilenmemiş gibi görünüyor değerleme açısından baktığımızda, az önce söylediğim gibi bazı sektörlerden kaynaklı. Ama Çin ile Amerika'nın ilişkileri bana göre dönem dönem özellikle pandemiden dolayı mutlaka gerilecek. İşte kimi zaman bunun bir laboratuvarda başlatıldığı ile ilgili soruşturmalar açılacağı söyleniyor. Yani bu işi mutlaka Amerikan siyaseti kaşımaya devam edecek. Burada onu bir koz olarak, leverage olarak kullanacak kendileri açısından bakarsak. Ve evet, uzun vadeli ilişkiler bu kadar daha kötü olmayabilir Trump yönetimi kadar. Ama elinde tuttuğu koz sayesinde Amerika Çin'e istediğini yaptırmaya çalışacak gibi görünüyor. Evet. Bir piyasa, yani borsa ve kur değerlendirmesi de yapmamız şart oldu. Çünkü yarına nasıl bir bakış açısı getireceğinizi merak ediyorum. Yani çünkü sizden sonraki isimlere de soracağım bunu. Kurda böyle hafif bir gevşeme söz konusu, aşağı doğru gidiyor ama durabileceği yeri tahmin edemiyoruz. Bunun tahminiyle ilgili, yukarı ve aşağı yönle ilgili bir perspektif çizmenizi rica edeceğim. Ayrıca borsada da endeks bazında olabilir, keza kağıt bazında da olabilir, yani hisse senedi bazında da olabilir. Borsanın yönüyle ilgili de kısa vadeli bir projeksiyon yaparsanız sevinirim. Evet, tabii Türkiye borsası binlerden başladı. 1570'lere kadar yükseldi. %57'ye yakın prim var son 6 ayına baktığımızda. Bu ciddi bir prim ve bunu çok daha üzerinde getiriler sağlayan birçok da hisse senedi var. Bunların bir kısmı hakikaten bunu hak ettikleri için yükseldi. Kimi sadece bu dönemde talebin çok, arzın düşük olduğu için gerçekleşti. Yeni yatırımcılar geldi. Pandemi dolayısıyla daha fazla insan ekran başına geçti. Fiyatların yükseldiğini görenler ben de yatırım yapayım diyerek borsada bilinçli veya bilinçsiz yatırım yapmaya karar verdi. Burada çok büyük kayıplar olacağı aşikar. Özellikle evet, hisse senetleri bazında. Çünkü hakikaten birçok şirket olması gereken değerlerinin 3-4 katı yukarısından işlem görüyor benim incelediğim. Yani bu belki borsanın yarı hisse senedini söyleyebilirim bu şekilde işlem gören. Tabii bu çok belki uzun vadeli getiri beklentilerinin bugüne indirgenmesi diyebiliriz ama tabii Türkiye'de faiz oranları da yüksek. Burada indirgeme faktörleri dediğimiz indirgeme oranları, yani paranın bir de satın alma maliyeti var, alternatif maliyeti, bu çok yüksek. O yüzden hani 3 sene sonra %50 yükselecek olan bir şirket bana göre şu anda eksi demektir. Çünkü 3 senede faiz daha fazla kazandırabilir potansiyel olarak, şu anda onu gösteriyor. O yüzden bir kere değerlemelere dikkat etmesi lazım yatırımcının bir. İki, borsanın geneli dünya borsalarından etkileniyor. Yani Türkiye özelinde yükseliş veya düşüşler tamamen dünya borsalarına paralel olarak
hareket ediyor. Evet. Ama burada paralellik sırasında mutlaka fazla veya az etki ortaya çıkabilir. Bu Türkiye'nin ekonomisine olan inancı veya para akımlarını gösterir ama borsalar, dünya borsaları aşağı gelirken bizim de bundan olumsuz etkilenme potansiyelimiz çok yüksek. Dolara gelirsek de yani uzun vadede TL güçlü, TL yüksek faiz veriyor. Stopaj avantajından dolayı hala TL cazip. O yüzden dolara yatırım yapmak şu anda bana göre, yani belki son bir senedir böyle, hala aslında eksi bir getiri anlamına geliyor. Dönem içerisindeki alsat fırsatlarını yakalayan yatırımcılar için ayrı konuşuyorum ama TL hala güçlü olmaya devam edecek. Güzel, peki. TL güçlü olmaya devam edecek diyor Taner Özaslan. Böylece bu bölümü noktalıyoruz. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra Berra Doğaner bizimle birlikte olacak. Davos Forumu, Amerikan seçimleri sonrasında ortaya çıkan yeni durum, yeni başkan, yeni yönetim ve İngiltere'de Brexit'in ardından ortaya çıkan gelişmeleri öncelikle konuşacağız. Sonra Türkiye'ye doğru geleceğiz. Türkiye'den de bazı konulara temas edeceğiz. Kimle? Doktor Berra Doğaner bizimle birlikte. Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Berra Hanım hoş geldiniz. Sesiniz gelmiyor. Merhabalar, hoş bulduk. Tamam, şimdi geldi, evet. Şimdi Davos'ta başlayalım istiyorum. Davos her sene bizim böyle bir milli bayram ya da bir önemli gün, festival havasıyla karşıladığımız ve uğurladığımız bir etkinlikti. Ekonomi basını için söylüyorum. Bu sene maalesef o etkinlik biraz yüzeysel ve kapalı kapılar ardında cereyan ediyor ve çok da herkesin ilgisini çekmeyecek bir düzlemde yürüyor. Hoş, gerçi katılım yine çok yüksek. Yani 1500 dolayında katılımcı var online ortamda. 70'e yakın ülke var. Fakat geride bıraktığımız yıllarda bu yüz yüze temasın getirdiği o müthiş sinerji ortaya çıkıyordu. Bu o sinerjiyi kaybettik. Fakat yine de oradan hala önemli mesajlar geliyor. Yani geride bıraktığımız yılları düşündüğünüzde işte Warren Buffett'lar, Mark Faber'ler, El Eriyan'lar falan böyle resmi geçit yapardı. Biz de onların peşinden koşardık. İşte kim hangi ünlüden ilk röportajı alacak gibi bir yarış olurdu. Bu yarış bitti bugün itibariyle. Çünkü dünya liderleri kendi başkentlerinden sesleniyorlar. Mesela Xi Jinping dahil olmak üzere hepsi aşağı yukarı aynı şekilde. Önce bize forumun bu yılki teması itibariyle neler konuşuluyor? Yani bir eşitsizlik konuşuluyor çünkü. Eşitsizliğin bu korona dolayısıyla daha had safhaya geldiği de biliniyor ayrıca. Bize bir bu yıla özgü Davos'la ilgili bir şöyle güzel bir şey yapın, betimleme yapmanızı rica ediyorum. Ali Bey, gerçekten şimdi siz söyleyince benim de o eski günler gözümde canlandı. Karlı ortamlar, çok evet. Güzel görüntüler, otelin önünde sıcak montların içinde basın mensubu arkadaşlarımızın röportajları, hakikaten çok keyifli takip ederdik. Ve belirttiğiniz gibi gerçekten bu sene o hava yok. Çok hem medyada da daha az yer buluyor. Çok takipte edilmiyor piyasa aktörleri tarafından kanımca da. Bu eşitsizlik konuşuluyor dediniz, evet. Ya. Evet. Birkaç yıldır eşitsizlik konuşuluyor. Bu doğru. Yeni değil. Bana tabii. Göre bu senenin teması değil. Şimdi Davos deyince... zenginler, dünyaya yön veren liderler, iş adamları bir araya geliyor ve iş konuşuluyor diye düşünülür. Ama son birkaç yıldır, hatta protestolar olur biliyorsunuz, yine de hani Davos zenginler zirvesi gibi algılanır, evet. Protestolara da sahne olur. Fakat şaşırtıcı bir şekilde... Mutlaka ikili temaslar oluyordur iş aleminin kendi içinde ama ana gündem birkaç yıldır gelir dağılımındaki adaletsizlik, eşitsizlik, küresel sorunlar, küresel ısınma, sürdürülebilirlik gibi hakikaten akademik dünyanın da konuştuğu,
hepimizin konuştuğu, kafa yorduğu konular orada konuşuluyor. Bu sene de gene aynı şey gündemde. Dediğiniz gibi koronanın da bu eşitsizliğe çok olumsuz etkileri oldu ne yazık ki. İstatistikleri de okuyoruz. Dünyanın en zengin ilk yüzde biri diyelim. Evet. Koronada koronanın başında servetlerinde bir azalma olsa da sonrasında bilhassa endekslerin, hisse senedi yatırımlarının olağanüstü değer artışı ile şu anda korona öncesinin çok daha üstünde bulunuyorlar. Hani bir servet kaybı yaşanmadı en üsttekiler için. Öte yandan dalga dalga en alttakiler en çok etkilenen olmak üzere tüm dünyada böyle bir eşitsizliği arttıran etkisi oldu maalesef koronanın. Evet. Şimdi Berra Hanım, koronanın başında şöyle bir durum ortaya çıktı, şöyle bir tablo dünyada. Ülkelerin ve insanların birbirlerinden çok fazla farkları kalmadı. Yani çok zengin insanla çok fakir insan arasında bile elbette farklar vardı. Yine zenginlerin uçağı var, yatı var falan filan ama işte o uçaklar ve yatlar kullanılamaz hale geldi. Herkes evindeydi, kapandı. Şu anda zengin uluslarla fakir uluslar arasında da koronanın başından bu yana çok bir fark kalmadı. Yani orada bir refah var. Görkemli işte restoranlar, görkemli mekanlar, eğlence yerleri var ama onlara gidilemiyor, gelinemiyor. Herkes evinde, mümkün olduğu kadar doğanın kucağında ve insanlardan uzakta yaşıyordu. Fakat şimdi şu an itibariyle, geldiğimiz nokta itibariyle, Mart ayından itibaren bu yeniden eski duruma doğru dönüşecek gibi gözüküyor. Neden? Zira aşı geliyor ve aşının yarattığı o ılıman iklim ya da pozitif iklim, zengin ülkelerin, varlıklı ülkelerin hızla toparlanmasına yol açacak. Yoksullar aşıdan yeterince ve zamanında yararlanamayacaklar için onların geriye doğru gidişi biraz daha hızlanacak. Yani aradaki farkın o kadar büyük açılacağını tahmin ediyorum ki ben. Örneğin Afrika'ya ben bir baktım, hani yanılmış olabilirim. Toplamda giden aşının miktarı birkaç milyon dozdan ibaret. Yani koskoca 54 ülkeden oluşan Afrika'ya birkaç milyon doz aşı gitmiş durumda. Keza Uzak Doğu Asya'nın fakir ülkeleri, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde de durum aynı şekilde. Hatta Latin Amerika'nın çok böyle ücra ülkeleri dediğimiz küçük ülkeleri, onlarda da Orta Amerika, özellikle Costa Rica'da, Guatemala'da, buralarda da aynı şekilde. Ben bu eşitsizliğin bu korona sonrasında daha büyük uçurumlara ve fay hatlarına doğru evrileceğini tahmin ediyorum. Sizin yaklaşımınızı da merak ediyorum. Tamamıyla size katılıyorum. Katılmamak ne mümkün? Korona sonrasını bir tarafa koyalım. Bahsettiğiniz aşı durumu son derecede çarpıcı. Şu anda dünyada kabul almış, üretim izni almış 6 tane aşı var. Evet. Bunların da belli bir üretim kapasitesi var. Görünen o ki geçtim az gelişmiş ülkeleri aşıya erişim. Gelişmiş ülkelerde de öncelikle tespit edelim ki aşıya erişim konusunda bir sıkıntı var. Neden? Üretim kapasiteleri nedeniyle, yani izin alan aşıların yıllık üretim kapasiteleri toplumların, tüm dünyanın diyelim 2021 yılında aşılanmasına yeterli değil. Evet. Bu nedenle aslında aşılamanın 2022'ye de sarkacağı artık çok net. Evet, ona için bekleyen başka aşılar da var ama onlar da eklense, iki doz yapıldığını da düşündüğümüzde bu sene en fazla dünyanın yarısı aşılanabiliyor. Dolayısıyla zaten dünyanın tümü için böyle bir sıkıntı var. Bahsettiğiniz ülkeler için ekstra bir sıkıntı var. Zaten o yüzden altyazıda da deminden beri geçiyor. Küresel evet. işbirliğinden bahsediliyor Davos'un da ana teması olarak. Şöyle bir motto var. Herkes güvende değilse hiç kimse güvende Aynen, değil. Tabii. Bu çok önemli bir motto. Bu da ne demek? Tüm dünyanın aşılanması lazım ki. Gelişmiş ülkelerde yapılan aşılar işe yarasın. Dolayısıyla küresel işbirlikleri her zamankinden çok çok daha önemli.
Bu az önce saydığınız Afrika ülkeleri başta olmak üzere bu ülkelere aşıların gidebilmesi için uluslararası bir organizasyon yapıldı. Ülkeler buraya başvuruda bulunuyorlar ve mümkün mertebe oralara da aşı gitmeye, götürülmeye gayret ediliyor. Ama dediğim gibi aşı konusunda zaten toplam dünya nüfusunun aşılanması bu yıl mümkün değil. Bir de bunu ülkeler arasındaki farklılıklarıyla da koyduğumuz zaman biz biraz hani aşı oldu, ekonomiler daha iyi olacak havasına girdik ama bunun biraz daha yavaş seyredebileceğini, aşamalı seyredebileceğini de hiç göz ardı etmemek lazım. Evet, çok doğru bir noktaya değindiniz. Yani eğer birileri, herkes güvende değilse, yani birileri güvende değilse dünyanın geri kalanı da güvende değil demektir diyorsunuz. Doğru. Mesela bunu Afrika'nın işte baş başa olduğu pek çok bulaşıcı hastalıkla karşılaştırarak söylemek gerekirse, örneğin Afrika'da işte sarı humma çok yaygındır ama sadece Afrika'ya gidenleri ilgilendiren bir şeydir. Yani buradan Afrika'ya gidiyorsanız sizi de ilgilendiriyor ama Afrika'da olanların hayatının bir normali haline gelmiş durumda. Fakat bu, yani korona bambaşka bir şey. Afrika'dan bir ya da iki kişinin herhangi bir şekilde bu hastalığı bir mektup zarfı üzerinden, bir koli ya da bir kargo üzerinden herhangi bir şekilde size ulaştırma imkanı var. Daha doğrusu bulaştırma imkanı var. Bu bakımdan güvensiz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bunun çok iyi fark edilmesi lazım. Ben isterdim ki, gönül isterdi ki bu yıl Davos Ekonomi Forumu'nda yalnız ve yalnız aşı meselesi konuşulsun. Yani bu işte sanitasyon konuşulsun, insanların dezenfeksiyona ulaşımı konuşulsun diye. Fakat ne yazık ki tehlikenin çok fazla farkında değiller. Artık o dünyanın geri kalan, gelişmiş olan ülkelerinin sorunu. Biz tabii kendi problemlerimizi konuşmak durumundayız. İsterseniz burayla ilgili yorumunuz varsa onu alacağım birazdan ama Türkiye'ye dönelim yavaş yavaş. Önce bir İngiltere'den Brexit sonrası durumla ilgili bir resim çizmenizi istiyorum. Sonra vakit kalırsa Türkiye ile ilgili de konuşabiliriz. Brexit'ten sonra Avrupa biraz kendine geldi mi size göre? Doğrusu İngiltere'nin henüz kendine gelebildiğini de söylemek çok zor. Somut sahadan bir örnek vereyim. İngiltere'den Türkiye'ye veya Türk girişimcilerin yurt dışı yatırımlarına kaynak sağlanırdı. Evet. Ben de bu tür bir süreçte yürütüyorum. En son geldiğimiz noktada çok hani güncel haber. Konuştuğum bir üst düzey bankacı şu anda Brexit'ten sonra İngiltere kaynaklı kredilerin Avrupa Birliği'ne aktarımında çok ciddi sorun olduğunu söyledi. Yani açıkça şu anda aktarım yapamıyoruz dendi. Evet. Hatta Türkiye daha avantajlı şu anda çünkü zaten Avrupa Birliği'nde değildi. Biz Avrupa Birliği'nden ayrıldık ve yani özellikle fon aktarım mekanizması açısından kendi içimize, kendi Birleşik Krallık içerisine Amerika'ya yani Avrupa dışındaki ülkelere yönelmek mecburiyetinde kaldık. Yani Türkiye'ye daha kolay kredi verebiliyoruz, Avrupa Birliği ülkelerine veremiyoruz. Şimdi bunlar çok önemli dönüşümler değil mi? Tabii ki. Zaten çok küreselleşme darbe yedi içinde bulunduğumuz dönemde. Korona bunu ateşledi, daha içe kapandı ülkeler, daha kendine yeter hale gelmeye gayret ediyor. Bir de üstüne Brexit'in gündeme gelmesi daha henüz taşlar da tam olarak yerli yerine oturmadı. Belki ticaret kısmını bir parça çözmeye gayret ediyorlar ama arkada daha yerine oturmayan pek çok taş var. Yani İngiltere oldukça rahatsız aslında bütün bu gelişmelerden. Daha kendi yani ekonomik ivmesini ciddi oranda yavaşlatan bir sürecin içerisinde Brexit ve korona bir araya gelince üstelik hastalığın da seyri son derecede ağır. Şu anda gerçekten İngiltere biraz kara kara düşünme durumunda. Evet. Hatta bir sosyal medya haberimiz var. Onu sonda kullanacaktım ama şimdi de kullanabiliriz. Arkadaşlarımız verirlerse tam ekran siz de görmüş olursunuz. Küresel doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili bir grafik bu, sosyal medya haberimiz.
İngiltere geride bıraktığımız yıl yani 2019'a göre %100 kaybetmiş. Yani İngiltere'ye sıfıra yakın bir yatırım gelmiş durumda. İşte orada bir yukarıda tutabilen kendisini Çin var, +4'le Hindistan var, çok yüksek. Bunun dışında Avrupa'nın geri kalanı tamamı aşağılarda. Fakat en büyük darbeyi yiyen İngiltere, bu tablo bile tek başına İngiltere'nin ne durumda olduğunu anlatmaya yetiyor diye düşünüyorum. Buyurunuz. Kesinlikle doğru. Zaten Twitter'da yazıyor, ben de söyleyecektim. Doğrudan yatırımlar zaten çok azaldı. Evet. Bakın işte bu doğrudan yatırımların azalması benim az önce söylediğim o içine kapanmanın bir sonucu. Globalleşmenin zarar görmesinin sonucu bu doğrudan yatırımlardaki azalma. Direkt bunu gösteriyor. Bölgesel organizasyonlar ön plana çıkıyor. Şu anda ikili ticaret anlaşmaları, bölgesel ticaret anlaşmaları o kadar arttı ki. Globalleşme ciddi şekilde tehdit altında. Hem küresel ticaret bu bölgesel bloklar arasında kuvvetlendirilmeye çalışıyor. Küresel değil, bölgesel ticaretler kuvvetleniyor. Bir taraftan da yatırımlar kendi bölgelerinde ya da o ticaret anlaşmalarının yapıldığı coğrafyanın içerisinde gerçekleşsin diye bir strateji var. Uluslararası bir strateji bu. Biz küreselleşmeyi zorluklarla başarmıştık. Geçtiğimiz son 10-15 yılın en önemli mevzusu ve dünya ekonomisini en fazla büyüten şey bu küreselleşme olmuştu. Şimdi bundan sert bir geri çekilme, ciddi şekilde önemli sonuçlar doğuracak bir sürecin başındayız gibi gözüküyor. Bu attığınız tweet %42 azalma, evet, toplamda oldukça tehlikeli. Yerelleşme. Bir ilave yapacağım, öyle noktalayabiliriz. Mesela burada sadece doğrudan yabancı sermaye girişlerinden bahsediyoruz. Bir de yabancı sermaye çıkışları var. Yani hem Greenfield yatırımlarından çıkışlar var, hem de fon çıkışları var. İngiltere gerçek anlamda belki de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük vurgunu yemiş durumda. Bunun hesabını bilmiyorum ama yani elimizde olan veri bize İngiltere'nin geçen yıl %100 civarında bir yabancı sermaye eksi yatırımıyla yüz yüze kaldığını söylüyor. Kaybettiklerini yan yana koyarsak herhalde buna yakın olmasa bile bunun yarısı kadar da bir kaybı söz konusu. Diğer ülkelerin kaybı bu kadar fazla değil. Çünkü yani Almanya sadece korona dolayısıyla kaybettiklerini toplamaya çalışacak ama İngiltere Brexit dolayısıyla kaybettiklerini de geri getirmek üzere ilave bir yükümlülük altına giriyor olabilir mi size göre? Evet, zaten öyle oldu. Bahsettiğiniz gibi sadece sermaye çekmekten ya da var olan sermayeyi aktarmaktan mahrum kaldığı gibi çok nitelikli uluslararası iş gücünden de mahrum kaldı. Kitleler halinde uluslararası organizasyonlar İngiltere'den çıkıp Avrupa ülkelerine dağıldılar. Almanya, Hollanda, hatta Polonya dahi nasibini aldı bu kaçıştan. Evet. Avrupa ülkelerinde artık birçok uluslararası şirketin genel merkezi İngiltere yerine başka Avrupa ülkelerine taşındı. Hakeza genel merkez kadroları da aynı şekilde diğer Avrupa ülkelerine göçtü. Ve dolayısıyla bu City bölgesindeki mülk kiralarından, evet, tutun da bu yabancı İngiltere'de çalışan beyaz yakalı, yüksek gelirli insanların harcama tüketimlerinin de kaybı anlamına geliyor. Doğru. Dolayısıyla ciddi şekilde İngiltere için kayıptan bahsetmek mümkün. Peki Berra Hanım, çok teşekkürler katıldığınız için. Böylece ana haberin sonuna geliyoruz. Birazdan son seansla karşınızda olacağım.